Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım dizler çalışma sorularını çözüyoruz bugün bu videoda. Yarın boş günümüz ve daha sonraki günde trigonometriyi halledeceğiz arkadaşlar. Trigonometri konu anlatımı geliyor. E, 4 gün boyunca sürecek trigonometri konu anlatımı. 6 Kasım, 7, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde sevgili arkadaşlarım. Vaktinizi ben çalmadan Diziler çalışma sorularını çözemiyorum. Yapamadığın soruları, çözemediğin soruları, boş bıraktığın soruları bu video aracılığıyla öğrenebilirsin diyelim ve başlayalım videomuza. Şimdi diyor ki bize AN ve BN gerçek sayı dizileri AN'i vermiş, BN'i de vermiş. AB2 ile BA1'in toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi A'nın indisi ile B'nin indisi burada yine bir dizi olarak bir dizinin terimi olarak verilmiş. Demek ki önce bize bir ne lazım? B2 gerekiyor. B2 de sevgili arkadaşlarım şurada yerine yazılarak bulunabilir. 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 1 biçiminde ve burası 3 yapacaktır. Demek ki bize burada B2 3 ise 3'ü yazamadık. B2 3 ise sevgili gençler bize burada ne sorulmuştur? A3 sorulmuş. Artı bir de A1'i bulalım. A1 de sevgili arkadaşlar 3 çarpı 1 eksi 1'den ne yapacaktır? 2. Demek ki bu A1 de eğer 2 ise burada da B2 sorulmuştur bize. Yani A3 ile B2'nin toplamını elde etmemiz gerekiyor şimdi. Artık gayet kolay. A3'ü bulalım. A3 eşittir. 3 kere 3 9. Eksi 1'den 8 gelecektir. Bakın burası 8 artı. B2'de, B2 de zaten b 2 biz pardon özür diliyorum. Ha, tamam zaten B2 burada 3'tü. Bu da buradan B2 geldi ve de 3 olduğunu biliyoruz. İkisini toplarsanız cevap 11 olacaktır deriz. Devam ediyorum ikinci sorumla. A vermiş n kare eksi 2 n eksi 40 diye dizinin kaç terimi kendisinden daha büyüktür? Kendi indisinden daha büyüktür. Şöyle n kare eksi 2 n eksi 40'ın tamam mı? Kendi indisi nedir arkadaşlar bunun? N. Yani kaç tane terimi kendi indisinden büyüktür derken bu n'leri bulacağız biz daha sonrasında sayacağız. Peki ben bunu n kare eksi 3 n eksi 40 büyüktür 0 biçiminde yazabilirim. Çarpanlarına ayırdığınız takdirde n ve n eksi 8'e artı 5 diye ayırırsınız. Burada köklerimiz eksi 5 ve 8 gelir. Daha sonrasında sayı doğrusu üzerine sıraladık ve kök tablomuzu oluşturuyoruz. Şimdi n kare nin katsayısı pozitif olduğu için pozitifle başlayacağız ve burada büyüktür dediği için içlerinde boş bırakacağız. Pozitifle başladım, negatif ve pozitif dedim. Benden sıfırdan büyük yerler istendiği için bu taraf ve bu taraftır dedim. Şimdi ee, kaç terimi kendi indisinden büyüktür? Arkadaşlarım kusura bakmayın, çok özür dilerim size de bu ödevi yapın dedim ama bir dizgi hatamız olmuş. Neden diyeceksiniz? Çünkü sevgili gençler sonsuz terimli çıkar. Ee, şurası kendi indisinden küçüktür diye değiştirelim burayı. Küçüktür yazalım. Ve artık küçüktür dediği için de tabii ki şurası ne olması lazım? Bu şekilde küçüktür dememiz lazım ve negatif kısmı taramamız gerekiyor. Kusura bakmayın bu hatadan kaynaklı. Özür diliyoruz. Peki burada hangi sayılar var? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 var. Yalnız bizim seçeceğimiz buradaki n'ler biliyorsunuz ki n'ler pozitif doğal sayı olmalıydı. Yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0 olamaz. Sadece buradaki 7 tane elemanın 7 tane n'nin sevgili gençler görüntülerinin yani dizinin ilk 7 teriminin kendi indisinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 7 olacaktı dedik. Tekrardan şuradaki hata için sıra bakmayı sevgili gençler, affola. Üçüncü soru, a'n eşittir diye bir dizi kuralı vermiş bu dizinin tam sayı olan terimlerinin toplamı soruluyor sevgili gençler. Şimdi bu tarz e, sorularda e, üst tarafı alt tarafa polinom bölmesiyle bölüyorsunuz arkadaşlarım. n kare eksi n artı 2 dedim. Daha sonrasında bunu bakkal bölmesi yapıyoruz. N artı 1'e, yani N artı 2'ye böleceğiz. Peki, N karenin içerisinde N kaç defa diye soralım. N defa vardır. N çarpı N, N kare. N çarpı 2, 2 N. Üsttekinden alttakini çıkaracağız arkadaşlar. Ve geriye N kareler gidecek. Eksi N'den 2 N'i çıkardım. Eksi 3 N geldi. 2'yi de aşağı indirdim. Daha sonrasında eksi 3n'in içerisinde n eksi 3 defa eksi 3 kere n eksi 3n yapar. Eksi 3 kere 2 de eksi 6 yapar ve daha sonrasında yine bundan bunu çıkarıyorsunuz. Bunlar gidecek ve 2'den eksi 6'yı çıkardığınız takdirde de 8'i bulacaksınız. Artık ben a n dizisini şu şekilde yazabilirim. Hani şuradaki kural vardı ya o kurala eşit olacak şekilde bakın. n eksi 3 artı 8 e, bölü 8 bölü n artı 2. Bakın ne yaptık? Burası zaten tam çıkan kısmıydı. Daha sonrasında 8 bölü n artı 2 biçimde yazdık. Şimdi adam benden bunun tam sayı olan terimlerini istemiş. Yani bunun tam sayı olmasını istiyor bir kere. Gördüğünüz üzere n'ler pozitif doğal sayı olduğu için zaten 3 çıkardığımız zaman zaten bir tam sayıyla karşılaşacağım. Ben bir tam sayıya ancak bir tam sayı eklersem sonuç bir tam sayı çıkar diyeceğim. O halde sevgili gençler şu kısmın sarıyla işaret ettiğim kısmın tam sayı olması isteniyor. Peki n artı 2 sayıları ne ola ki 8'e böldüğümüz takdirde 8'i böldüğümüz takdirde sonuç tam sayı çıksın. 8'in bölenleri olması lazım. 1 olur 2 olur 4 ve 8 olur. Negatifleri zaten yazmıyorum çünkü n artı 2'ler negatif bir sayıya eşit olduğu takdirde n'ler de sevgili gençler ne olacaktır? Negatif olacaktır ama ben n'lerin negatif olmasını isteyemem bile. Neden? Çünkü n'ler zaten pozitif doğal sayıydı. n artı 2'ler bunlarsa n'ler ne olur? Onları da yazalım. n artı 2 1 ise n eksi 1'dir. n artı 2 2 ise n 0'dır. n 2'dir ve n 6'dır diyeceğim. Şimdi burada N'lerin içerisinden eksi 1'i ve 0'ı sileceğim. Çünkü unutmayın ki N'ler pozitif doğal sayıydı sevgili gençler. 2 ve 6'ymış. Bu terimlerin toplamı sorulmuş. Yani A2 ile A6'nın toplamı sorulmuş bize. Sen bu A2 ile A6'yı ister şurada ister burada yerine yazarak bulabilirsin artık. Hangisine yazalım? Şunda yazalım mesela. A2 eşittir. 2'den 3 çıktı eksi 1. 8'i 4'e böldüm 2. Yani toplamda 1 yaptı. Bir de A6 lazım bize. 6'dan 3'ü çıkardık. 3. 6'ya 2 ekle 8. 8 bölü 8'den 1 geldi. Bu da kaçtır? 4'tür. İşte bunların toplamı sorulmuş arkadaşlar. 1 ile 4'ün toplamı bize 5'i verir. Ve bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Devam ediyorum 4. sorumla. AN dizisinin ilk N teriminin toplamına SN diyelim. Ve S'nin de kuralını vermiş. 2N kare eksi 3N olduğuna göre AN dizisinin genel terimini bulunuz. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? AN isteniyor diye, diyeceğiz. AN'i bulabilmek için ben nasıl ki mesela bu e, S'n toplamı verilen, kuralı verilen bir dizide 6. terim sorulduğu zaman biz S6 eksi S5 diyorduk ya hani. E burada şimdi 6. terim sorulduğunda buraya 6 buraya 5 yazıyorsun. O zaman N'inci terim sorulduğu zaman... Demek ki Sn'den Sn-1'i çıkaracağız. Sn'in zaten 2n kare eksi 3n olduğunu biliyoruz. Eksi açtım parantezi. Şimdi bize ne lazım? Sn-1 yani n gördüğün yere n-1 yazacaksın diyor. 2 çarpı n-1'in karesi. Eksi 3 çarpı n-1 diyebiliriz bu kısma Daha sonrasında kapatalım parantezimizi ve artık işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Ben şunu biraz şöyle sola kaydırayım. Tamam. Eşittir dedim. 2 n kare eksi 3 n eksi parantezinde n kare e, n eksi 1'in karesi. 2 parantezinde n kare eksi 2 n artı 1 yapar. Eksi 3'ü de içeri dağıtırsanız eksi 3 n artı 3 gelir. Daha sonrasında eşittir dedim. 2 n kare eksi 3 n eksi parantezinde 2'yi de içeri dağıtalım. 2 n kare bakın. Eksi 4 n eksi 3 n daha eksi 7 n Artı 2 artı 3'ten artı 5. Pekala. Eksi de içeri dağıtalım. Bakın 2 ne kare? Eksi 2 ne kare? 2 ne, ne kareler gidiyor. Eksi 3 ne var? Artı 7 ne daha? 4 ne yapar? Ve eksi 5 gelir sevgili gençler. Demek ki benim AN dizimin genel terimi buymuş diyeceğim. Evet artık 5. soru için sağ üst tarafa doğru geçebiliriz indirgeme bağıntısı a n artı 1 eşittir a n artı 2 üzeri n biçiminde verilen a n dizisinde a 1 2 olduğuna göre a 4 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler a n artı 1 ile a n'i aynı tarafta buluşturuyorsunuz denklemin ve bu şekilde yazıyorsunuz. Daha sonrasında a 1'in 2 olduğunu söylemiş a 4 soruluyor bize. O halde ben n gördüğüm yere 1 yazarak işe başlayayım. a 2 eksi a 1 eşittir ne gördüğümüz yere 1 yazmıştık. 2 üzeri 1'den 2. 2 yazarsam A3 eksi A2'yi elde ederim ki karşılığı 2'nin karesinden 4'ü. Ve 3 yazarsam A4 eksi A3'ü elde ederim. Bu da 2'nin küpünden 8 elde etmiş oluruz. Şimdi gelin bunları taraf tarafa bir güzel toplayalım. Topladığınız takdirde bakın A2 eksi A2, A3 eksi A3 bunlar gidecektir. Ve geriye sadece A4 eksi A1 kalacaktır. 2, 4, 8 daha. Kaç yapar arkadaşlar? 14 yapar. A1'in 2 olduğunu vermişti. Bakın A4 eksi 2 eğer 14 ise tabii ki A4 kaçtır? 16'dır diyebiliriz. Burada 4'ü değil A44'ü de sorsa aynı işlemi yapacaktınız. A44'ü değil A100'ü de sormuş olsaydı aynı işlemi yapacaktınız diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim 6'ya bn artı 1 dizisi 2n eksi 3 bölü n artı 4 olduğuna göre ve 2 n artı 1 dizisinin 3. terimini bulunuz demiş. Şimdi b2n artı 1 dizisinin 3. terimini bulacaksak biz bn'i biliyoruz ya şöyle diyebiliriz o halde b, b, 3 yerine yazarsanız, n gördüğünüz yere 3 yazarsanız burası 7 olacaktır. Yani aslında bakarsanız bize b7'yi soruluyor. B7'yi bulabilmek adına yukarıda verilen tiyoyu kullanıp n gördüğünüz yere 6 yazarsanız B7 gelir. İşte bu kadar basitti. 2 kere 6, 12, 3 çıkardınız 9. Ve 6 artı 4'te 10 yapar. Demek ki B7 neymiş arkadaşlar? 9 bölü 10'muş diyebiliriz. Bu soruları da bu şekilde çözebilirsiniz. Karşınıza çok çıkacağını zannetmiyorum ama. 7. sorumuz. Ee, N3 N doğal sayısının 3 ile bölümünden kalanı ifade etmek için kullanılan bir gösterim olmak üzere. Bakın şu ne demekmiş? N doğal sayısının 3 ile bölümünden kalanı bize ifade ediyormuş. Pekala. An ve Bn dizileri bu şekilde tanımlanmış. N'nin 3 ile bölümünden kalan 0 yani N3'e tam bölünüyorsa N-1'i kullan. N'nin 3'le bölümünden kalan 1 ise bunu kullan. 3'le bölümünden kalan 2 ise bunu kullan demiş. Ve BN dizisinde K'lar 1'den N'ye kadar olan AK'ların toplamı olarak verilmiş. Ve B5 kaçtır diye soruluyor. Önce buradan hareket edelim B5'ten. Şimdi burası 5 ise tabii ki burası da 5 olacak. Ve bunların toplamı da A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 olacak. Biliyorsunuz ki bu sembolün ismi toplam sembolüydü. Sigma sembolüydü. Ve ne anlama geliyordu? Buradan başlayarak tek tek birer artırarak buraya kadar üst sınıra kadar bunları toplu anlamına geliyordu. Ve biz de yazdık bu geldi. Şimdi A1, A2, A3, A4, A5'i nereden bulacağım? Bakın 1'in 3'le bölümünden kalan 1'dir. Dolayısıyla onu burada yerine yazacaksın. Demek ki burası 1. 2'nin 3'le bölümünden kalan 2'dir. Ve onu burada yerine yazacaksın. 2 artı 1'den 3 gelir. 3 3'e tam bölünür yani kalan 0'dır. Onu burada yerine yazacaksın. 3'ten 1'i çıkardın 2. 4'ün 3'le bölümünden kalan 1 olduğu için burayı direkt 4 diye yazacaksın. Ve 5'in 3'le bölümünden kalan 2 olduğu için 5'i de burada yerine yazacaksın 6 gelecek. İşte bu toplam sorulmuş bize. 6 4 daha 10 12 15 16 bizim cevabımız olur sevgili gençler. B 5 16'ymış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet bir diğer sayfama geçiyorum artık. Şöyle yapalım. 8. sorumuz. K1'den 2022'ye kadar eksi 1 üzeri K çarpı K eksi 1 toplamının sonucunu bulunuz demiş. Öncelikle sevgili gençler. K eşittir 1 için şurada yerine yazılırsa negatif gelecektir. Eksi 1 çarpı K eksi 1 yani 1 eksi 1. Yani 0 diyebilirim. 2'yi yazarsam 1 çarpı 1 gelir. 3'ü yazarsam eksi 1 çarpı 2 e, gelir. 4'ü yazarsam pozitif olur eksi 1'in 4. kuvveti. 1 çarpı burası 3 olur. Ve bu şekilde devam eder. Bir, bir eksili bir artılı eksiyle başlamış. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. Bunların da toplamı lazım tabii şimdi. Doğru mu? Nokta 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 diyelim. En son sevgili arkadaşlar. 2021'i yazdığımız takdirde. 2021'i yazdığımız takdirde. Eksi 1 çarpı. 2021'den 1 çıktı. 2020 gelir. 2022 yazarsan da 1 çarpı 2021 gelecektir. Bunları da topla demiş bize. Bir güzel toplamamız gerekiyor ama nasıl? Bu nedir arkadaşlar? 0. Bu nedir? 1. Bu eksi 2. Bu nedir? 3'tür. O zaman buradaki bak 0, 1, 2, 3 diye gidiyor aslında. O halde burası eksi 4'tür. Burası 5'tir diyebiliriz. En son burası eksi 2020'dir. Burası da 2021'dir diyeceğiz. E şimdi bunları toplayacağız ya biz. Bak şimdi şu ikisinin toplamı 1, şu ikisinin toplamı 1, şu ikisinin toplamı 1, bu ikisinin toplamı 1. Çok güzel ikili gruplara da ayrılmış. Tam tamına bitiyor. E şimdi madem öyle burada kaç tane terim var? Arkadaşım sıfırdan 2021'e kadar burada 2022 tane terim var ki sen zaten şuradan da anlayabilirsin terim sayısını. Bu kadar terimi kaç tane ikili gruba ayırabilirim? 2022'yi 2'ye bölersen hocam 1011 tane ikili gruba ayırırım. E bu ikili grupların her birinde toplamının bir olduğundan adım kadar da eminim. O halde sevgili arkadaşım ne yapacaksın? 1011 tane birin toplamı hocam yine 1011 yapar. Cevabımız da budur diyeceksin. Geçtim 9'a. Bir virüs çeşidinin nüfusu uygun bir ortamda her 10 dakikada bir ikiye katlanıyor. Başlangıçta 30 tane virüs bulunan bir insan bünyesinde 5 saat sonraki nüf, e, virüs nüfusunu bulunuz demiş. <laughs> 5 saat demek 5 saat demek 5 çarpı 60 dakika demek yani 300 dakika demek 300 dakika ve ne demiştik her 10 dakikada bir 2'ye katlanıyor başlangıçta 30 taneydi bir tane 10 dakika geçti yani bunun içinde 30 tane 10 dakika olduğunu da biliyorsunuz 30 tane 10 dakika var burada birinci 10 dakika sonunda çarpı 2 İkinci 10 dakika sonra 30 çarpı 2'nin karesi olur. Üçüncü 10 dakikadan sonra 30 çarpı 2'nin küpü olur. E bakıyorsun birinci 10 dakikada 2 üzeri 1. İkinci 10 dakikada 2'nin karesi. Üçüncü 10 dakikada 2'nin küpü. O zaman 30. 10 dakikada ne olur? 30 çarpı 2 üzeri 30 olur. Ve bizim de cevabımız budur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim 10. soruma. AN aritmetik dizisinde Dizisinde yazım yanlış yapmışız düzeltin orayı. 17. terim 12 olduğuna göre yani a 17 kaçmış 12'ymiş. Dizinin ilk 33 teriminin toplamı sorulmuş. a 1, a 2, a 3 nokta nokta artı e, a 16, a 17, a 18 artı nokta 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 artı e ee, buraya da ne diyelim? A31, A32 ve A33 diyelim. Güzel. Burada şu terimi biliyoruz sadece. Şu 12'ymiş arkadaşlar. Ve daha sonrasında dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın 17'nin 2 katı 1 ile 33'ün toplamına eşittir. Demek ki 17 tam ortadaki terimmiş. O halde ben A1 ile A33 toplarsam 24 elde ederim. A2 ile A32'nin toplamı o da 24'tür. A3 ile A31'in de toplamı 24 ve en son A16 ile A18'in de toplamı 24'tür. Burada gençler şu şekilde ikili ikili sayarsanız toplamda bakın şuradaki indis sayısı kadar grup oluşturursunuz. Hop nereye gidiyorsun? Şu kadar. Yani 16 tane 24'ümüz oluşur. Artı bir de A17'miz yani 12'miz mevcut. O halde cevap bu. Bunu da şöyle yazabilirsiniz. 16 çarpı 2 çarpı 12 artı 12 diye. Bakın burada 32 tane 12. Burada da bir tane var. 33 tane 12 bizim cevabımız olacak. 33 ile 12'yi çarpmak demek aslında 11 ile sevgili gençler. 36'yı çarpmak demektir. Ve bu da 3, 6, 9, 396 yapacaktır diye diyebiliriz. Cevabımız bu olacaktı sevgili arkadaşlar. 36 ile 11'le nasıl çarptık hemen şöyle. Bilmeyenler varsa çoğu kişi biliyordur ama 3'ü buraya 6'yı buraya toplamlarını da buraya yazıyorsunuz. 396 biçiminde buluyorsunuz sevgili gençler. 11. soruma doğru geçiyorum. <laughs> A birden farklı ve A küp eksi 1 de 0 olmak üzere denmiş bize. A ile A kare sayıları arasına bu sayılarla birlikte bir aritmetik dizi oluşturacak biçimde 11 adet terim yerleştiriliyor demiş. Buna göre oluşan dizinin 5. terimi ile 9. Teriminin toplamı kaçtır diye soracağız arkadaşlar. Yine kusura bakmayın. Hatalı yazmışız. Pekala. Şimdi birinci terimi sevgili gençler A idi. O zaman A ile A² arasında yerleştiriliyorsa son terimi de A² olacak ve arasına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane daha terim yerleştireceğim ve bunu da böyle kenara çekelim. Doğal olarak bu birinci terimdir artık. Bu da 13. terimdir. Toplam 13 tane terim var çünkü. Pekala. Bizden ne istenmiş? A5 ile yani 2, 3, 4, 5 şununla e, A9, 6, 7, 8, 9. Bununla bunun toplamı istenmiş. Şimdi dikkat ettiyseniz e, A5 ve A9 tam şurada da bir ne var? Şöyle gösterelim onu. Bir A 7'miz var. Şimdi arkadaşlar bu A7 tam ortadaki terimdir. Yani ben A13 ile A1'i toplarsam 2 tane A7 yapar. Doğru mu? E doğru. E peki A5 ile A9'un tam ortasındaki terim de A7 değil mi? E evet. O zaman A5 ile A9'un da toplamı bize 2 tane A7'yi verecektir. O halde ben şunu söyleyebilirim bak A13 ile A1'in toplamı madem öyle A5 ile A9'un toplamına eşittir deriz. şimdi zaten ben A13'ün A kare olduğunu biliyorum. A1'in de A olduğunu biliyorum. E o zaman cevabı bulduk mu hocam A5 ile A9'un toplamı. Ama şıklar verilmiş olsaydı şıklara bunu koymazdık. Yani A kare artı A'yı koymazdık. Neden diyeceksin? Bize sorulanı bulduk bu arada dikkat ettiyseniz. 5. terim ve 9. terimin toplamını. Neden e, bu şekilde bir cevap olmazdı? Şundan kaynaklı. Bakınız. A küp eksi 1 eşit 0 demiş ya ben bunu küp açılımı uygulasam. A eksi 1 çarpı A kare artı A artı 1 biçiminde eşittir 0 desek. E, ya burası 0'dır yani A 1'dir ya da burası 0'dır. Peki ama A1 olmasın demiş. Dolayısıyla burası sıfır olamaz arkadaşlar. Demek ki A kare artı A artı 1 sıfırmış. Peki A kare ile A'nın toplamı için ben eksi 1'dir diyebilir miyim? Vallahi deriz. Peki burada ne var? A kare ile A'nın toplamı var değil mi? Burası eksi 1 değil miymiş? Demek ki 5. ve 9. terimin toplamı kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'miş diyebiliriz. Devam ediyorum. Bu güzel sorudan sonra 12. soruma. Evet arkadaşlarım... Ee... Havanın birden karardığını fark etmişsinizdir. Ee, videonun ortasındayken acil bir işim çıktığı için evden çıkmak zorunda kaldım. Ve daha sonrasında tekrar geldiğimde e, videoyu çekmeye başladım. Haberiniz olsun. Ee, ve hani, video eğer e, sa sabah saatlerinde yayınlanmadıysa bunun tek sebebi o acil çıkan işimdir. Kusura bakmayın lütfen diyorum. Ve 12. soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki... Dn çok da güzel bir sorudur kendileri. Dn pozitif terimli bir geometrik dizidir. D7, D6, D5'in toplamı 7'ymiş. D9, D7 ve D5'in toplamı da 91. Dizinin ortak çarpanını bul demiş bize. Şimdi. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. Alttaki toplamdan üstteki toplamı çıkaralım. Şimdi D7'ler gider. Hocam burada D5'ler de gidiyor. Geriye sadece ne kalıyor? D9'dan D6'nın farkı kalıyor ve 91'den 7'yi çıkardığımız takdirde de 84'ü buluyoruz. Ben bunu alayım, şuraya koyalım. Daha sonrasında ise şöyle bir çözüm yapalım. Ben D9'u D6 cinsinden yazabilirim. Nasıl yazarım? D6 çarpı R küp şeklinde yazarım. Eksi bir de buraya D6'yı eklerim. Eşittir 84 deriz. E. Sonra D6 parantezin alalım bunu. D6 parantezinde R küp eksi 1 kalır burada. Eşittir bu da 84 olacaktır. Ve arkadaşlar R küp eksi 1'e de biz küp açılımı yapalım. Yani R eksi 1 çarpı R kare artı R artı 1 eşittir 84 diyelim ve bu eşitlik cebimizde dursun. İşimize yarayabilir. Cebimizde ne durur? Birikimlerimiz. Bu da bizim şu an birikimimiz sevgili gençler. Peki. Şu kısmı tekrardan sildim ve bu sefer de diyorum ki, ya kardeşim üstteki eşitlikte ben bunları d5 parantezin alırsam bak şurada r kare kalır. Hemen yanında r kalır. Hemen yanında da 1 kalır. Ve eşittir 7 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonrasında ben bu eşitliği elde ettiğim eşitliği aldım, şuraya koydum. Tamam? Ben bunu buraya koyduktan sonra şöyle diyelim. Bunu buraya koyduktan sonra diyorum ki gelin arkadaşlar her iki tarafı da birbirine oranlayalım. Böylelikle r kare artı r artı 1 ve r kare artı r artı 1'ler birbirini götürür. D üzeri e, D6'yı D5'e bölerseniz de bir tane R kalacağını biliyorsunuz. O halde eşit ise diyelim. R çarpı R eksi 1 eşittir 84 bölü 7'den elimizde sadece 12 kalır. Ve R'nin pozitif olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü pozitif terimli bir geometrik dizlediğine göre ben diyorum ki kardeşim R4'tür. 1 eksiği de 3'tür. Ve çarpımları da zaten 12 gelir. O halde R kaçmış arkadaşlar? 4'müş diyebiliriz. Gerçekten güzel bir soruydu. Devam edelim sevgili gençler. 13. sorumuza CN. Bu sefer yine geometrik dizi. C2K artı 5'in CK artı 4'e oranı C4K'nın 4 knın C2K artı 5'e oranına eşitse bu eşitliği sağlayan K kaçtır diye sorulmuş. Şimdi birazcık düşünelim bakalım. Öncelikle ben şu ikisini sadeleştirebilirim. 2K artı 5'ten sevgili gençler. K artı 4'ü çıkarın bakalım. İndisleri arasındaki fark neymiş? K artı 1'miş. O zaman ben diyorum ki işte buradaki oran R üzeri r üzeri, K artı 1'dir derim. Ve eşittir dediğim Sonra da şu ikisinin indisleri arasındaki farka bakalım. 4K'dan 2K artı 5'i bir çıkaralım bakalım. Burası da ne gelir? 2K eksi 5 gelir. O zaman bu kısımda R üzeri 2K eksi 5'tir deriz. E şimdi bunların tabanları R. O zaman üstleri birbirine eşittir deriz. Yani K artı 1 2K eksi 5'e eşittir diyeceğiz. Buradan K eşittir kaç gelecek? 6 bize neyi sormuştu? K'yı. Demek ki bizim cevabımız buymuş dedik. Devam ediyorum 14. sorumla bir sonraki sayfada. Fibonacci sayı dizisi fn olsun. fn artı 2 m ve fn de k olmak üzere. fn artı 4 teriminin m ve k cinsinden eşitini bulalım demiş bize. Şimdi sevgili gençler bizim elimizde neler var bir bakalım. Şöyle yazalım fn fn artı 1 Fn artı 2, Fn artı 3 ve Fn artı 4 dedim. Şimdi biliyoruz ki şu k ymiş. bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Fn artı 2'nin de m olduğunu vermiş. Bize neyi soruyor? Bunu soruyor. Şimdi ben Fn ile Fn artı 1'in toplamının Fn artı 2'yi vereceğini biliyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi ben Fn artı 1'e a diyeyim, tamam mı? K ile A'nın toplamı ne olacakmış sevgili gençler? M olacakmış. İkisinin toplamı biliyorsunuz Fibonacci'de iki terimin toplamı kendinden sonraki terimi verecektir. Hep bu şekilde olur. Peki K ile A'nın toplamının M olduğunu bulduk. Burada A ile M'nin toplamı da bize Fn artı 3'ü verecektir. Ki Fn artı 3'ü de bir harf verelim ya. Hepsine vermişiz bir tane. Harf. Buna da verelim. Bu da B olsun. Demek ki bu da B'yi verecek bize. Ve son olarak B ile M'nin toplamı da bize cevabı yani FN artı 4'ü verecek dedik. Şimdi biraz inceleyelim. Biraz inceleyelim. K ile A'nın toplamının M olduğunu biliyoruz. O zaman ben şuraya K artı A yazabilirim sevgili gençler. M gördüğüm yere hatta ve hatta A ile işimiz yoktu. Üzgünüm. A gördüğümüz yere M eksi K yazalım. Bakın M eksi K artı m eşittir b oldu. B ile de işimiz yoktu. Bize k ve m cinsinden sorduğu için b gördüğüm yere de artık bunu yazabilirim. Yani 2m eksi k yazarım artı bir de m eklerim ve bize neyi verir? fn artı 4'ü. Demek ki bu da neymiş? 3m eksi k'ymış. bu e zaten bize sorduğu buydu. m ve k cinsinden fn artı 4'ü bul demişti. Biz de bu şekilde bir denklem kurarak bu eşitliği istediği eşitliği bulmuş olduk. 15. soru. Bir aritmetik dizi bu sefer. Aritmetik dizinin ardışık 3 terimi sırasıyla şurası logaritma 3 tabanında kare kök x artı 27 eksi kök x p ve logaritma 3 tabanında kök içerisinde x artı 27 artı kök x olduğuna göre p kaçtır? Arkadaşlarım aritmetik dizide ne yapıyorduk? Şununla şunun toplamı ortadakinin iki katını verir diyorduk doğru mu? O zaman logaritma 3 tabanında kök içerisinde x artı 27 eksi kök içerisinde x artı logaritma 3 tabanında kök içerisinde logaritma değil öz özür dilerim x artı 27 bunun karekökü artı kök x diyeceğiz. Gördüğünüz üzere tabanlar birbirine eşit ve logaritmalar toplanıyor. O halde ne yapmamız lazım? Tabii ki içlerini çarpacağız. Ve içlerinde de baktığımız zaman iki kare farkına çok müsait. O halde logaritma 3 tabanında dediğim şunun karesi eksi bunun karesi. Ki bunun karesi x artı 27 yapar. Buranın karesi de x yapar eşittir bize 2P'yi verir sevgili arkadaşlarım. Bunun iki katına eşit oluyor demiştik. E madem öyle x artı 27'deki x de buradaki eksi x birbirini götürse logaritma 3 tabanında 27 kaçtır? Hocam 3. O zaman bu 2P ise P kaçtır? 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Ve bu da bize cevabı verir sevgili gençler. Devam ediyorum 16. sorumla. Bir BN dizimiz var. Bu dizi. Ve diyor ki BN artı 1'in BN'e oranı 1 bölü 4'tür demiş. N değeri kaçtır diye soruluyor. BN artı 1'i bulurum ben. Yani en gördüğüm yere N artı 1 yazarım. O halde bakın şuraya N artı 1 yazacağım. Bir de buraya N artı 1 yazacağım. 2 üzeri N artı 2 olur üst taraf. Alt kısımda N artı 1'den 1'i çıkarırsanız N gelir N faktöriyel olur. Bunun 2 üzeri BN demiş. Bakın BN zaten bunun kendisiydi. 2 üzeri N artı 1'in n eksi 1 faktöriyele oranıdır diyebiliriz. Ve bu eşitlik bu oran 1 bölü 4'e eşitmiş. Bakın 2 üzeri n artı 2 ile 2 üzeri n artı 1'i sadeleştirirseniz sadece ama sadece 2 üzeri 1 kalır. n faktöriyel ile n eksi 1 faktöriyeli sadeleştirirseniz de sadece elimizde n kalır. Demek ki 2 bölü n 1 bölü 4 ise n kaçtır? Bakın 2 katı 2 katı olur. Ne eşittir? Kaç olur? 8 olur sevgili gençler. 16. sorumuzun cevabı da 8'miş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve 47. sayfamızın sağ üst tarafında 17. sorumuzdayız. Diyor ki yukarıda ilk 4 terimi verilen sonsuz reel sayı dizisinin acaba 8. terimi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ne yapalım? Bir bakalım arkadaşlar. 2 diye başlamış. Sonrasında 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de devam ediyor. Bize neyi sormuş arkadaşlar? 8. terimini sormuş. Güzel. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, biraz dikkatli bir şekilde soruyu görelim. Soruyu görmek önemli biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım. Şurası, burası. 2 kere 1. Şuraya bakıyorsun. 2 kere 2 ve 2 kere 3'ün toplamı. Buraya bakıyorsun. 2 kere 4, e, 2 kere 5 ve 2 kere 6'nın toplamı hep bu şekilde devam ediyor. Doğru mu? E, bunu buradan çıkarabilirsiniz. Ya TYT adına bir çözüm yaparsınız ya da gerçekten bu diziyi bulursunuz, o diziye göre çözüm yaparsınız. E, bu 2 kere 4, 2 kere 5, 2 kere 6 diye gidiyor. Şimdi düşünelim biraz. Şöyle diyelim. Ben burada Direkt 2 kere 1 ile çarptım. Başka bir şey yapmadım. Burada 2 iki kere 2 ile başladım olaya. Burada 2 kere 4 ile başladım olaya. Burada ne ile başlıyorum? 2 kere 7 ile başlıyorum sevgili gençler. Peki 1 iken 1 bir oldu. 2 iken 2 iki oldu. 3 iken 4 oldu. İşte 4 iken burada 2 kere 7 ile başlıyoruz dedik. Böyle başlıyor. En son nereye kadar gidiyor? 2 kere 10'a kadar gidiyor. Peki ben bunları bir şey haline getirebilir miyim? Bir düzenini bulabilir miyim acaba? Şimdi bakın arkadaşlar. Şu kısma. Şuradaki 1 1'den 1'e kadar olan sayıların toplamıdır. Yanlış yerlere de bakmayacağız. Şuradaki 3 1'den 2'ye kadar olan sayıların toplamı. Buradaki 6 1'den 3'e kadar olan sayıların toplamı. Buradaki 10 ise 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı. E şimdi bana 8. terim sorulduğuna göre B8 diyeceğim. Neyle başladığını bilmiyorum ama neyle bittiğini gayet iyi biliyorum. 2 kere 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı nedir arkadaşlar? 8 çarpı 9 bölü 2 değil midir? Yani 36 değil midir? O halde 2 kere 36 ile bitiyor son terim. Doğru mudur? Doğrudur. E peki. Ya kardeşim. Birinci terimde 1 bir tane. ikinci terimde 2 iki tane. Üçüncü terimde 3 üç tane. Dördüncü terimde 4 tane sayı varsa. Sekizinci terimde 8 sekiz tane sayı olmaz mı o zaman? E olur. Bir de dikkat ettiysen. Burada 3 ile 2'nin farkı 1 burası 2. 6 ile 4'ün farkı 2 burası 3. 10 ile 7'nin farkı 3 burası 4. O zaman bir fazlası kadar olacaksa burası. 36'dan 7'yi çıkarırım. Tamam 36'dan 7'yi çıkarın arkadaşlar. Ee, ne kalacaktır? 29 kalacaktır. Demek ki ilk olarak 2 kere 19'da başlamış. Ve 2 kere 36'ya kadar gitmiştir diyebiliriz biz buraya. Şimdi şunu şöyle yaklaştıralım e, ee, terimi kaçtır diye sorulmuş. E, tabi artık ne yapacağız arkadaşlar? Şunu iki parantezini alacaksınız. Bu terim sorulmuş. 19, 20, 21, 22, 23. E, 19'da başlarız dedik. 8 tane. Şurası 29 arkadaşlar. 36'dan 7'yi çıkarınca i̇şte 29 kalır. Onu ben yanlış yazdım. 29 olacak. Ben diyorum nereye gidiyor bu? Bu kadar çok olmaması lazım diyorum kendi kendime. Burası o zaman iki parantezinde 29, 30, 31, 32, 33 az kaldı. 34, 35 ve 36. Şimdi biz bunları toplayacağız değil mi? Peki burada kaç tane sayı var? Bakın şöyle 4, 8 tane sayı var. Ben bunları kısa yoldan nasıl toplarım? Şöyle 29'da 36'yı bir toplarım. Ne yapar arkadaşlar? 29 artı 36 65 yapar hocam. Bak şimdi 30'da 35'in de toplamı 65'tir. 31 ile 34'ün de 32 ile 33'ün de toplamı 65'tir. O zaman burada 4 tane 65 var. Bir de başında çarpı 2'miz var. Demek ki bizim cevabımız bu. Şu kısım şey, sevgili arkadaşlar 260 yapar. Bunu da 2 ile çarparsanız doğru cevabınız 520 çıkacaktır diyebiliriz. Evet mantığınızda da çözebilirdiniz. E, mantık kurarak çözebilirdiniz. Ee, biz bu şekilde bir çözüm yaptık. Sonuç olarak bu da mantığımızı kullanaraktan yaptığımız bir çözüm ama farklı mantıklarla tabii ki çözülebilir. Gençler, 18. sorumuzdayız. Artan bir geometrik dizimiz var. İlk, i̇lk 6 terim toplamının, ilk 3 terim toplamına oranı 126 olduğuna göre dizinin ortak çarpanı olan r kaçtır diye sorulmuş. Şimdi, artan bir geometrik dizide r dediğimiz sayı birden büyüktür. Doğal olarak birden büyük olacak ki artan gelsin. İlk 6 terim toplamına ben S6 dersem S6 şudur. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R'dir. İlk 3 terim toplamı olan S3 de A1 çarpı 1 eksi R'nin küpü bölü 1 eksi R'dir. Bunun buna oranı verilmiş bize neymiş? 126'ymış hocam. O halde sevgili arkadaşım bunu buna bölersin ve dersin ki eşittir 126. Güzel bak 1 eksi r'ler ve a 1ler otomatikman gidiyor zaten. Bak şimdi burası 1'in karesidir. Bu da r küpün karesidir diyebilirim ben. O halde yukarıdaki kare farkını açarsak 1 eksi r küp çarpı 1 artı r küp derim. Alt kısımda da gördüğünüz üzere bir tane 1 eksi r küp var ve bu da 126'ya eşittir diyebiliriz. O zaman şununla şu gider. Ve 1 artı R küpün 126'ya eşit olduğunu görürüz. 1 artı R'nin küpü eşittir 126. O zaman R küp nedir? Hocam 125'tir. Peki R nedir? Neyin küpü 125 kardeşim? 5'in küpü. R sorulmuş bize. Biz de burada R'nin ta kendisini bulduk. O halde 18. sorumuz. Ondan bir önceki sorumuzun cevabı bu şekilde 5 olacaktı diyebiliriz. Ve son soru. 19. soru an bir geometrik dizi ilk N terim toplamı R'de ortak çarpan olmak üzere yukarıda kullandığımız formül vardı ya şu. Bak orada bunu vermiş bize. Güzel. Pekala diyor ki formülüyle hesaplanır. Buna göre bu geometrik dizinin ilk 3 terim toplamının ilk 6 terim toplamına oranı bu olduğuna göre dizinin ortak çarpanı nedir demiş. Peki sorunun çok benzeri değil mi ya? Çok benzeri. Peki o zaman şöyle yapalım biz. Ee, i̇lk 3 terim toplamını yukarıda da bulmuştuk zaten. S3. Eşittir A1 çarpı 1 eksi R'nin küpü bölü 1 eksi R demiştik. Ve S6 da sevgili gençler A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R idi. Bunun buna oranı neymiş? P küpün P küp artı 1'e oranına eşitmiş sevgili gençler. Burada şunlar ve şunlar gidiyordu. Bunun da buna bölümü neydi? 1 bölü 1 artı R küptü doğru mu? Aynen buydu. Peki. Bunun buna eşit olduğunu bulduk biz. Bunda bir sıkıntımız yok şu an. Bize diyor ki dizinin ortak çarpanını bul. Bu buna eşitse şöyle bir şey yapabilirim ben. Ee, i̇çler dışlar çarpımı yapalım. Bakın P küp. P küp. Şununla şunu çarpıyorum. Artı 1 eşittir. Bununla da bunu çarpacağım. P küp çarpı artı P küp reküp küp yapar. Her iki taraftaki P küpleri götürürüm. Ve 1 eşittir. P küp çarpı R küp olacaktır. E doğal olarak artık P çarpı R'miz de sevgili gençler 1 olur diyebiliriz. Şimdi ne demişti bize dizinin ortak çarpanını bul demişti. Yani R'yi bul demişti. O halde R kaç olur arkadaşlar? 1 bölü P'nin kendisi olacaktır. R'yi bul demişti bize. R'miz de budur sevgili gençler. Yani buradaki P artık neyse cevap odur deriz. Evet videomuzu sonlandırabiliriz. Sorular özellikle son iki sayfadaki sorular güzel sorulardı. Ee, i̇nsanın çözerken tadı damağında kalan sorulardı sevgili gençler. Ee, sen eğer bu sorulardan daha da fazla şekilde görmek istiyorsan veya bunların daha da zorlarını da görmek istiyor olabilirsin tabii doğal olarak. Buradaki XXLarge soru çözümlerine bakabilirsin. 40 soru serisindeki e, sorulara bakabilirsin. Buradaki yine kaliteli sorular serisine bakabilirsin. Bu acil tekrar serisine. Ee, başka senin işine yarayacak ne var bu dizilerle alakalı? Pandemide tam kapanmaya e, bakabilirsin. Onun içinde diziler vardı diye hatırlıyorum. 2020 YKS konu anlatım kampındaki oradaki sorulara da bakabilirsin. Ama zaten oradaki konu anlatım pdf ile buradaki konu anlatım pdf arasında çok bir fark yok zaten. Dolayısıyla sevgili gençler artık geri kalanını da acil matematik ait soru bankasındaki dizileri de çözebilirsin tabii ki. Güzel sorular tabii ki mevcut. Artık bunu da bitirdik. E, artık bir gün mola veriyoruz. Yani 5 Kasım mola olacak. Ve 6 Kasım'dan itibaren trigonometriye geçiyoruz. Trigon ve metri. Yani üçgeni ölçeceğiz arkadaşlar. Evet. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizleri seviyorum. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.